Arkadaşlar herkese merhabalar. İç mekan modelleme derslerimizin 4. videosu galiba, net hatırlamıyorum. 4 olması lazım. 4. videosu ile artık 4'se 4 ile devam ediyoruz. Ne yaptık diğer videoda? Eksik kalan kısımlar yaptık. Şu yastık, yorgan, neyse işte onları yaptık. Pencerelerimizi yaptık basitçe. Onun dışında şuramızın kapısını yaptık ve üst tarafın penceresini yaptık. Şu kısmı yaptık, bölme kısmını. Şunu da ayrı bir obje haline getirelim en iyisi. Bu ayrı bir obje halinde kalsın. Nasıl yaptık zaten biliyorsunuz. Hepsini seçip P'ye basıp Selection dediğim zaman ayrı bir obje haline geliyor. T ile de bunu geometrisini ayarladık bu şekilde. Peki. Burada başka ne yapacağız şimdi? Şimdi asıl baba kısımlara geldik. Baba kısımdan kastım ne? Sandalye falan filan. İşte bunları yapacağız şimdi. Shift Space ile pencereleri açtım. Timeline'ı bir kapatalım. Timeline'a da işimiz kalmadı. Şöyle bakıyorum şimdi. Burada nasıl bir sandalye tarzı varmış. Bakalım. Tamam. Burada büyükçe, genişçe bir sandalyemiz varmış. Şöyle kenarları oval. Anladığım kadarıyla hemen ya başlayalım yapmaya. Bir plane ekliyorum. Şöyle biraz büyüttüm. Yani yakınlaştım ve bunu y ekseninde 2 birim büyüttüm. Ardından edit moda giriyorum. Extrude yaptım hafif ve buna bir kenarlara bir şey dönmem gerekiyor aslında. Seçiyorum şu kısmı, şu kısmı ve arkadakileri ve şurayı seçip Ctrl B ile Bevel uyguluyorum şöyle. Evet. Hemen hemen aynı formu almış oldu gibi geliyor bana. Şimdi başka neyimiz var? Şu kısımlara biraz da bevel uygulayabiliriz. Şöyle de aynı şekilde. Aslında alt kısmı uygulamaya gerek var mı? Neyse uygulayalım az bir şey bevel. Tamamdır. Ve smooth attığımız zaman daha bir güzel hale alacaktır. Ve ardından şurada bir çıta kısımları var. Çıta kısımlarını yapalım şimdi. Şöyle yapacağız bunu. Şurayı seçiyorum şimdi. Shift tabula kopyaladım, olduğu yere bırakıyorum. P'ye bastım ve Selection dedim. Bunu seçiyorum şimdi ve geometrisini ayarladım. Edit moda giriyorum ve Extrude yaptım. Z ekseninde belli bir miktar. Bakıyorum. Yani göz kararı yaptığım için net bir şey diyemeyeceğim. Şöyle yeterli gelecektir. Ve ardından buna bir Extrude yapıyorum ve Ctrl N ile bütün yüzeylerini bana doğru dönmesini sağladım. Bakalım kayıtta bir sıkıntı var mı? Yok, tamam. Şimdi bunda kenarlarına hafif bir bevel yaparsak daha iyi olur bence. Şöyle hafif bir bevel döndük. Bakıyorum. Yani hemen hemen aynısı olmuş gibi. Şimdi bunu biraz daha küçültüyorum. Yani şöyle yapalım aslında. Del ile yanaştım. Numara keypad'teki S, Shift, Z yapıyorum. Yani Z ekseni hariç küçült dedim. Şöyle bir şey elde etmiş oldum. Şimdi aslında bunu nasıl yapsak ortadan bölemeyiz bunu. Neyse devam edelim. Şimdi bunu y ekseninde şöyle hafif bir, pardon, x ekseninde hafif şöyle bir yatırdım. Üstten görünüme geçiyorum. Şunu seçtim ve slash ile gizledim yerlerini. Şimdi üstten görünümden tek tek yapacağım. Bunu buraya getiriyorum, bıraktım. Shift double ile hafif getirdim, bıraktım. Shift double ile getiriyorum. Böyle böyle tek tek bunu dolanacağım şimdi. Şöyle getiriyorum, bakıyorum. Bir sıkıntı var mı? Yok. Getirdim ve şunu da şöyle koyuyorum. Shift double'a kopyaladım. Bunu da buraya koyuyorum. Yani tamamen göz kararı bir şey yapıyorum burada. Yani bunu zaten ölçülü bir şekilde yapma şansımız yok burada. Yani yaparız ama çok uğraştırır. O yüzden kabaca hemen hemen aynısını yapmaya çalışıyoruz zaten. Shift double'a kopyalıyorum. Belli aralıklarla dizmeye çalışıyorum. Bunu da şöyle koyarsak. Bakıyorum. Gayet güzel. Yalnız daha çok yolumuz var. Şöyle koyalım. Shift double'a kopyalım. Şöyle bari yapalım biraz. Shift V ile
Koya koya gidelim biraz. Yoksa yani tek tek oralar yapmaya kalkarsak bitmez. Şuraları da hemen koyuyoruz. Şöylece koydum. Şöyle hafifçe dönderdim ve koydum. Şuraya da koydum. Tamamdır. Bakalım en son nereye kadar koymuşum. Şu şeye kadar koyabiliriz aslında, şuraya kadar. Hani orada da öyle koymuş. Hatta biraz daha aşağı gidecek şekilde de koyabiliriz. Hemen hızlıca buralara da koyuyoruz. Evet. Gayet güzel. Koyduk. Evet, aşağı kadar koyduk. Burada da aynı şekilde koyabiliriz. Şöyle yapalım en iyisi. Shift tabla kopyaladım. Şuraya kadar getirdim bir tane. Hani referans bazında aldık bunu. 180 derece döndürdüm. Yani nerede olduğunu bilelim yani, objenin hangisini neyi koyacağımızı. Şöyle getirdim. Şunu da şöyle koyduğumuz zaman, evet, bu şekilde yapmıyor. Tabi bu da biraz daha seyrek. Bizimki biraz daha sık oldu. Ha, boş verin. Böyle daha iyi oldu. Sağlam olsun. Bizim olsun. Tamamdır. Şimdi üst kısımdan koymadan önce şunları bir seçip Ctrl J ile bir birleştirelim. Tek parça haline getirelim. Onun dışında şimdi bunun üst kısmına koyacağım. Onu da şöyle yapacağım. Seçiyorum şunu. Shift tabla üst tarafa getirdim. Şimdi bunu bir scale yapıyorum. Bakalım olacak mı? Aklımda bir şeyler var. Eğer olursa beni fazla da uğraştırmaz. Bakıyorum biraz daha scale. Şimdi X, Y eksenine scale yapıyorum. Tamamdır. Arka kısımlar da güzel. Gayet güzel. Tam istediğim gibi sayılı. Şimdi üstten görme geçtim. P ile bunu ayırdım. Ve bunu geometrisini ayarlıyorum. Edit moda girdim. T'ye bastım. Şurada bir bitseleş modu var. Bitseleş modunda en sonuncudan başlayarak şöyle kabaca bir kesme işlemi uyguladım. Ve bunu siliyorum. Evet. Vertex'e diyorum. En sonuncu vertex'e kadar biraz, yani en sondaki objenin biraz dışına gelecek şekilde çıkartıyorum. Seçtim. Ve I'ya basarak insert yapıyorum. Bu şekilde. Ve şuradan da face diyerek sildim. Şimdi bunu aslında biraz daha yapabiliriz aslında, insert'ü. Geri geldim, seçiyorum. Aslında face modundayken fark etmiyor aslında. Insert yapıyorum şimdi. Evet, biraz şöyle şu mod açık kalmış. Kapatıyorum tekrar. Yeniden yapıyorum. Insert yaptım. Şunu seçiyorum. Biraz şöyle dışa doğru çektiğim. Hemen hemen aynısını yaptım. Ve siliyorum. Seçtim. Ve extrude yapıyorum. Aslında bu biraz daha ince olmuş herhalde. Aynen şimdi fark ettim onu. Biz de biraz ince yapalım bunu. Aslında şöyle yapalım. Tekrar kestikten sonra yapalım biraz. Ctrl Z ile geri alırken fazla aldım galiba. Bunu yaptıktan sonra bir de şöyle yapalım. Z, X ve Alt kombinasyonuyla şu açıyı tam X ekseninde sıfırlayalım. Face ile şurayı seçiyorum ve sildim. Şöyle biraz dışa getiriyorum. Edge Select şurayı da getirdim, bıraktım. Insert yapıyorum ve biraz şimdi şöyle yapacağım. Seçtim, biraz şöyle hafif dışa gelecek şekilde siliyorum. Tamam. Ve aşağı kadar getirdim, sabitledim. Extrude yapıyorum. Şu kısımları biraz şöyle içe doğru getirdim, bakıyorum. Şöyle biraz dışa çekiyorum. Evet. Tamamdır. Şu kısmını seçtim ve SX alt kombinasyonu ile düzeltiyorum. Şuna tekrar bir fat yapalım. Şunu biraz bevel uygulayalım. Buraya da biraz bevel uygulayalım. Şurayı da seçiyorum şimdi. Buraya da bir Ctrl B ile bir bevel uyguluyorum. Alt kısmı da aynı şekilde. Evet. Böyle de
Çıtamızı yapmış olduk hemen hemen. Belki biraz daha kısaltabiliriz şuraları. Aslında zaten biraz dışta gibi ama biraz içe doğru çekelim abi bir şey. Evet. Böylece de bu kısmı tamamlamış olduk. Belim tutuldu oturmaktan. Ay, tamamdır. Devam. Slash ile diğer gizlediğimiz objeleri geri getirdim. Şimdi bir açıyı ayarlamam gerekiyor. Bakıyorum. Evet. Yükseklik bazında bu iyi gibi geldi bana. Şimdi hemen ayağı ayarlayalım. Edit moda girdim. Face Select alt kısmı seçiyorum. Kursör buraya taşıdım ve bir adet ne ekliyorum? Tabii ki Circles. Circles'ımı göz kadar küçülttüm. Edit moddayım. Extrude yapıyorum. Pardon. Onun için bir Vertex moduna girmem gerekiyor. Aşağı kadar rastgele küçülttüm ve bıraktım. Ve Scale Shift Z yani Z eksenini hariç küçülttüm. Gayet güzel. Şu alt kısmını biraz daha küçültüyorum. Çünkü bu da öyle biraz. Şimdi Scale Shift Z yapıyorum. Z ekseni hariç büyüttüm. Şimdi şurayı kapatıyorum feyne ve buraya biraz bevel uyguluyorum ki daha bir keskin olmasın. Şöyle güzel gözüksün. Tamam. Bakıyoruz. Ayağımız bu şekildeymiş. Y eksenini de şimdi çektim. Tam şöyle yandan bakıyorum. Gayet güzel. Şimdi tam karşıdan bakarken biraz bunun şimdi rotation'ını kaç yapalım? 20. 20 bence ideal. Scale Z yaparak biraz aşağı kadar zemine gelecek şekilde bırakıyorum. Şimdi üstten görme geçtim. Getirdim buraya taşıdım. Edit moda giriyorum. Bütün Z'leri seçtim. Shift Double X diyerek X eksenini de taşıdım. Bıraktım. Ardından neyimiz var? Şurada ince bir çıtamız varmış. Hemen o çıtayı ayarlayalım. O çıtayı da şeyden ayarlayabilir miyiz? Olmayacak. Yeniden bir şöyle yapalım. Herhangi bir kursörden circles ekleyelim. Feyne kapatalım. Şöyle döndürdüm. Kabaca şöyle baktım açıdan. Hemen getirdim ve küçültüyorum olabildiği kadar. Extrude yaptım. Bütün üzerinden seçiyorum. Scale. Shift. X yaparak X80 hariç küçülttüm. Evet. Biraz büyütebiliriz aslında. Aynı şekilde. Şöyle Scale. Shift. X yaparak biraz büyüttüm. Evet. Yukarı taşıdım. Şu kısmı kapatıyorum. Şu kısmı da kapatıyorum. Ctrl L ile seçtim. Şöyle taşıdım. Bakıyorum biraz daha şöyle biraz büyütebiliriz. Evet gayet güzel. Aynı solda hemen hemen. Smooth diyoruz. Bütün yüzeylerini seçiyorum. Şöyle yapalım aslında. Kursör buraya taşıdım. Seçiyorum. Edit moda girdim. Ardından şundan bir tekrar 3D kursöre getirdim. Shift tabla kopyalıyorum ve 180 yaptığım zaman hemen hemen aynı şekilde karşı tarafa aktarmış oldum. Şöyle yapalım. Tam karşıdan karşıya bir çıta gidiyormuş şöyle. Onu ayarlayalım. Şöyle göz kararı getirdim. Döndürmeden önce şunu tekrar eski haline getirelim. Döndürdüm. Bıraktım. Şöyle biraz daha küçültebilir içinde duracağı için. Extrude yapıyorum. Baştan sona kadar getirdim. Bunu da buraya birleştirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi oturma kısmının birincisini yapmış olduk. Şimdi neyimiz varmış? Bir de masamız var. Masa yaptıktan sonra diğer kısma geçeceğiz. Masayı hemen başlayalım isterseniz. Yine aynı şekilde bir plane üstünden gideceğiz. Plane'imiz bakıyorum. Böyle masamız biraz şeyden biraz büyükmüş gibi geldi bana. Masa ayaklarından da hani yola çıkarsak. Şöyle ortaya bir yere getiriyorum. Edim oda girdim. Şöyle biraz dışında kalacak şekilde gibi duruyor bana. Aynen. Büyüklüğüne gelecek olursak. Büyüklüğü de şöyle bir şey galiba. Çok da fazla büyük değil. Çok da küçük değil. Evet. Şu çıtanın hemen hemen şu hizasına gelecek şekilde de bir yüksekliği varmış. Şöyle bir şey duruyor. Bakalım inşallah sığacak masamız buraya. Şimdi Extrude 0.05 eksi yönde yaptık ve kontrol ne ile yüzeyleri bize doğru gönderdi. Edge Select dedim. Seçiyorum. Şuraları komple bir yüzey aslında seçmiş olsak bile aynı şeye geliyordu. Şuralara biraz ne uyguladık? Biraz bevel uyguladık. Alt kısımlarda aynı şekilde bir bevel uygulamak için seçiyorum. Bevel uyguluyoruz. Bakalım.
Segment size'ını buradan da artırabiliriz. Bakıyorum. Gayet güzel. Smooth da verdiğimiz zaman gayet şık bir şekilde duracaktır. Tamamdır. Bakıyorum. Alttan şöyle bir dönemeçli bir şekilde şeyimiz varmış. Çerçevemiz. Onu ayarlayalım. Seçtim. Insert yapıyorum. Şöyle yapalım insert'ü. Insert. Bir insert daha hafif ve bırakıyorum. Ve face seleşmanına geldim. Şu kısımdan seçiyorum. Extrude kaç olur? 0.09 eksi yönde. Olmaz da şöyle yapalım. GZ bir fazla mı geliyor? Aynen. Nokta 2. Aynen. Nokta 2 uygundur bence. Nokta 2 civarında aşağı kadar indirdik. 0 yok. Sadece nokta 2. Şimdi başka neyimiz varmış? Bir ayaklarımız var. Ayaklar şuralar beyaz, şuralar sarıymış. Biz bunu komple ahşap yaparız. Burada neyimiz var? Şunu tekrar geometrisini ayarlıyorum. Şimdi ayakları hemen yapalım. Yine merkezimiz aşağı kısmı seçiyorum. Buraya bir adet ne atacağım? Circles. Edit moda girdim. Buradan her zamanki gibi vertex seçiyorum. Extrude yaptım. Aşağı Z ekseninde belli bir miktar. Obje moda döndüm. Scale Shift Z yaptım. Yani Z ekseni hariç küçült dedim. Evet. Bakıyorum. Burada da hafif bir böyle bir eğimli gibi sanki. Şöyle getirdim. Alt kısmıma F ile kapattım. Ve biraz bevel uyguluyorum. Evet. Gayet güzel. Şimdi bunu da hafif ve 5 santim yeterli yani. 5 santim bir şöyle hafif bir eğim yeterli. Edit moda giriyorum. Bütün yüzeyleri seçtim. Shift double da aynı şekilde karşı tarafa koydum. Kürsörümü ayarlamadan önce şu objenin merkezini bulmam gerekiyor. Zaten bulmuşum. Ayarladım. Kürsörümü merkeze yolluyorum. Seçtim. Edit moda giriyorum. Tekrar bunu 3 tane kürsör yaptım. Shift double'a kopyalıyorum. 180 derece döndürdüm ve bıraktım. Evet. Bu şekilde de bunu ayarlamış olduk arkadaşlar. Bakıyorum başka neyim varmış. Bunu aynı şekilde Ctrl J ile birleştirdim. Shift double'la hepsini seçtikten sonra Shift double'la aynı şekilde karşı tarafa koyuyorum. Tam bitişik bir hale getirdim ve bıraktım. Evet. Şimdi şunu ve şunu seçiyorum. Ctrl J ile birleştirdim ve masamı seçiyorum. Şöyle biraz geri çektim. Medium point shift double arka tarafa kadar çektim, döndürdüm ama döndürmeden önce geometrisini ayarlamam gerekiyor. Evet. Bu şekilde de buraları ayarlamış olduk. Şunlar biraz aslında scale yapabilir miyiz? Yaparız. Şöyle. Evet. Fazla da büyük yapmaya gerek yok bence. Gayet de güzel oldu böyle. Burada şimdi neyimiz var? Şurada küçük bir taburemiz varmış. Yapmaya gerek var mı? Aslında pek de gerek yok ama. Neyse onu yapmaya gerek yok. Küçük bir detay ama. Şimdi burada şu sandalyeden aslında shift double'lar şöyle döndürüp buraya koysak nasıl olur? Çok mu sırtır? Bence sırtır. Burada nasıl bir şey yapsak ya. Neyse tabloyu yapalım hadi. O kadar yapmışız etmişiz. Buraya biraz şimdi yine bir circles objesi ekledim. Bunu biraz küçültüyorum. Evet, küçük bir moladan sonra devam ediyoruz. Şimdi baktığımız zaman küçük bir şey zaten. Biraz büyütebiliriz. Hemen hemen bacağın şu kısımlarına gelen bir şekilde boyutu var. F ile kapattım. Extrude yapıyorum hafif Z ekseninde. Bütün yüzeyleri seçip Ctrl N ile bize doğru dönmesini sağladım. Kayıtta bir sıkıntı var mı? Bakalım bir kontrol edelim. Ne olur ne olmaz. Yok. Tamam. Üst kısmı seçiyorum. Ctrl B ile Bevel uyguluyorum buraya. Evet. Yeterli. Buraya da Bevel uyguluyorum. Tamamdır. Şu segmeni bir sıfır yapayım da. Veya kaç yapalım? Segmeni 6 yapalım bakalım. Evet. Ve smooth dedim.
Buna da ayak şimdi eklememiz gerekiyor. Ayağı da aslında şunlardan birinden alabiliriz. Bunda biraz şeyli gibi gözüküyor ama hani böyle, nasıl diyeyim, böyle bir kare şeklinde gibi. Uğraşmamak adına diyorum, ben fazla uğraşmayalım diye bu detaya. Neyse, devam edelim. Yapalım. Yapmışız o kadar. Bir küp ekliyoruz. Küpü şöyle küçülttüm. Slash ile diğer objeleri gizlemiştim. Tekrar getireyim neyse. Küpü seçiyorum. Küçülttüm. Edit moda girdim. En alttakini seçiyorum. GZ. Hatta şuradan Face Selected'i açalım. Nerede? Evet, şuradan Face dedik. Aşağı kadar çektik. Biraz daha küçültelim. Tekrar ayarlıyorum. Evet. Şöyle biraz alta da segment ekliyorum. Segmentten biraz custom look kat aslında. Şimdi biraz bunu yamultalım. Seçiyorum şuradan biraz şöyle içe doğru. Biraz da buradan şöyle. Biraz da böyle. Yani böyle hafif hafif yamukluklar elde ediyoruz objemizde. Şöyle çekelim. Tamamdır. Gayet güzel. Bunu tekrar şu yüzeyine sabitliyorum. Baktım biraz aşağıda. Scale Z, bunu da böyle sabitledim. Kaç ayağı var? Tam göremiyorum. 4 ayağı var galiba. Şöyle getirdim. Bakalım şöyle bir 20 derece veya 10 derece bir eğim verelim. Tamam, yeterli. Bakıyoruz. Biraz daha aşağı doğru çekelim. Scale ZZ yaparak. Aslında şöyle yapalım, şu kısmı seçelim. S, Z, Alt, 0 diyersek daha iyi olur. Scale ZZ. Evet, şu kısım düz değerse daha iyi olur bence. Tamamdır. Objemizin merkezinde kürsörümüzü yolladık. Bunu da tekrar yine 3D kürsör yapıyorum. Seçtim. Shift tabla bunu kopyalıyorum. Şöyle Y eksenine buraya koydum. Shift tabla bunları tekrar 180 derece döndürdüm ve koydum. Tabii bunları kendi eksenler içinde de şöyle hafif döndürdüğüm zaman daha iyi olacaktır. Evet, bu kadar. Şimdi bir de sanki şurada bir şeyler var. Pardon. Şimdi şuradaki face'lerden birini seçiyorum. Shift tabla biraz küçülttüm. Şöyle bunu tekrar, pardon, geri aldım yaptığım işlemi. Seçiyorum. Shift tabla kopyaladım. Bunu tekrar medium point yapıyorum. G, S, Z, Z yapıyorum. Küçülttüm. S, X, X yaparak biraz da X eksenine S, Z, Z yapıyorum. Tamamdır. Bu komple şöyle extrude oluyor. Ondan sonra Shift tabla kopyaladım. Bu da şöyle geliyor herhalde. Yani. Bu kadar da şey yapmaya gerek yok. Biz kendi bildiğimiz yoldan yapalım. Şöyle V, Y, Y yapalım. Şöyle hafif, pardon. Şunu biraz döndürmem gerekiyor. V, Y, Y yapıyorum. Evet. Tamamdır, bu kadar yeterlidir. Fazla detaya girmeye gerek yok. Evet. Tabelamızı şöyle seçip Ctrl J ile birleştirdiğimiz zaman aslında yani görüntü kirliliği gibi bir şey oldu en iyisi. Yani en iyisi derken görüntü kirliliği oldu. Yani şöyle şu kısımlarda birleştirelim en azından. Seçtim. Shift double'la kopyalıyorum. Şöyle döndürdüm. Belli bir miktar rastgele. Şöyle döndürdüm. Scale XX yaparak. Şöyle. Biraz da şöyle döndürdüm. Evet. Şu kısmı seçip. Şu kısmı bir seçebilirsem aynen. Şunu içe doğru hafif kirintili bir şekilde bırakıyorum. Seçtim. Ctrl L ile Shift Double diyerek. Evet, bu kısmı da böylece halletmiş olduk arkadaşlar. Bakalım neyimiz kaldı. Zaten şunu yapmayacağım. Hoşuma gitmedi bu benim. Onun dışında genel olarak sahnemizi tasarlamış olduk arkadaşlar. Şurada ufak tefek hazır modellerimiz falan olacak. Şunlar. Onları da sonraki aşamada yapacağız.
Şu sandalyeden hatta bir tane de şey koyalım, şu üst kısma. Üst kısmında, şu kısmında var bir tane biliyorsunuz. Bu neymiş? Her şey, alttakinin şeyi, ayağı. Şöyle döndürdüm, bıraktım. Şöyle getirdim ve bırakıyorum, baktım. Nasıl oldu? Gayet güzel duruyor. Evet. Haf ayaklar içeri girdiği için bu şekilde bir şekilde ayarda bırakıyorum. Evet dostlar, bayağı uğraştırıcı bir modelleme serüveni oldu benim için. Bitti modellemesi sayılır. Başka da pek bir şey kalmadı. Ufak tefek hazır modellerimiz kaldı. Şunlar tabak, çanak şeylerini hazır model olarak kullanacağız. Onları da açıklama kısmına büyük ihtimal koyarım, unutmazsam. Onun dışında pek de bir şeyimiz kalmadı. Şurada bir tablomuz var. Tabloyu da hazır bir şekilde yapar. Onu da açıklama kısmından indirirsiniz. Koyarsınız sahnenize. Veya tabloda koymayabiliriz veya koyarız, belli olmaz. Evet, bu videonun ufaktan sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.